kombinenin fiyatlarına. Çizmelerim 100 TL, elbisem 100 TL, üstümdeki ceketim 125 TL, çantam 40 TL, küpelerim de 7,5 TL. Suni deri şıklığı dedik. Senin çizmelerin ve çantam mı? Evet. Üstündeki ne? Kıyafetimde tutmadım deriyi. Üstündeki ne? Ceket. Güderi değil değil mi? Yok yok değil. Değil şey. Değil böyle... Fitilli kadife gibi bir sanki şey. Sanki güderi gibi görünüyor burada. Evet dokusu öyle gözüküyor. Evet. Onu bir çıkarır mısın üstündekini? Çıkarırım tabii ki de. Elbiseye bakmak istedim. Elbise çünkü normalde büyük beden bir hanımın rahatla giyebileceği bir elbiseyken sen sanki bir beden daha büyüğünü mü alsaydın diye düşünüyorum. Çünkü buralardan oturmuş bol inmesi gereken yer. Belki bir kötü beden... Kötü durmuyor. Yani Seray. Şuradaki ya da içine giydin mi sen korse? Evet. Bir beden büyüğü olduğu zaman da komple boldürüyor her komple yerden. Komple bolduruyor. Hep bu elbisen beden tercih ediyor. Büyük beden bir hanımın giyebileceği bir elbise. Çizmelerle neden olmasın? Ama burada bir hani suni deri şıklığı dediğimizde o şıklığı ben çok göremiyorum. Neden? O üstüne aldığın şey nedir mesela? Neden öyle bir renk tercih ettin? Neden öyle bir boy tercih ettin? Onu hiç yakıştırmadım üstüne. Aslında yani, kullanmayacaktım çıkarken de son anda alayım dedim üstümden. Bunu sevmedim. Çantanı sevmedim. Yani bu kadar. Teşekkür ederim Seray Hanım. Bir de en yüksek puandasın. Ne haber Mesa? İyiyim, siz nasılsınız? Seviyorum seni ya vallahi. Ben de hepiniz çok böyle seviyorum. En çok neyi seviyorum biliyor musun? Birine bir şey anlatırken tak yanında bir şey söylemişse ona cevap verip tekrar anlatmaya devam etmesini. Ben ya hayatta yapamam. Harikasın. Nasıl? İyi misin kızım? İyiyim. Teşekkürler. Siz? Sağ ol kızım. Şimdi ben siyah giymeleri çok fazla karşı değilimdir. Ama siyahlara tabii bir renk verdikçe ama ona uyan renkler verdikçe her zaman makbulümdür. Ha, sen arkadaşların içinde en büyük bedenlerden birisisin. Tabii ki ya elbiseler sana çok daha iyi oluyor diğer kıyafetlerden. Diğer kıyafetleri de ama giymek zorundasın, giyeceksiniz. Giyiyorum. Çünkü giyerken de ceketle, kamuflajla bazen yapıyorsun, bazen yapmıyorsun. Dün yapmamıştın. Neyse düne gelmeyelim, dün neydiniz öyle? Bu arada bir ben sana cevap vermek istiyorum. Hiçbir zaman siz ünlü lafını kullandın da ünlü değilsiniz. Popülersiniz. Ünlü ne zaman olacaksınız biliyor musun? Sen mesleğine geri döndüğün zaman. Bu popülerliğin olduğundaki yeni çıktın buradan, mesleğine döndün. Orada büyük başarılar kazandığın zaman işte o zaman ünlü olacaksın çocuğum. Popülersiniz. Yani bizler arkadaşlarım için de konuşuyorum. Ünlü benim arkadaşlarım, jüri arkadaşlarım. Çünkü hepsi mesleklerinde çok başarılı insanlar. Bu tabii ünlülükle birlikte, popülerlikte, bu programla birlikte devam ediyor. Şimdi çantan bu kıyafetin çantası değil. Böyle bir çantayı istemezsin. Elbisen çok yakışmış. Fakat hangi mantıkla, hangi düşünceyle bu renk aldın onu hiç anlamadım. Keşke buna siyah alsaydın bunu bile konuşmayacaktım. Ama siyah yerine renk diyorum ya sana değişik. Gri bir kaban, gri bir pardüsü, gri tarzı bir baktım şey alsaydın. Bugün. Müthiş görünürdün karşıma. Yani onu yani bana göre hayır. Çantanda yanılıyorsun. Çizmelerin şöyle bir yan döner misin lütfen? Gayet güzel. Gayet de güzel olmuş. Çok da hoşsun. Sen nereye gidiyordun? Ben dinlemedim. İlkokul öğretmenimi ziyarete gidiyorum. Hatırladım. Ay ne güzel. Kendi okulumu evet çok severim. Benim ilkokul öğretmenim Nurlar Doyusun tabii. Hep öğretmenler gününü kutlardım. Ben de hiç. Geçmişte. Ne güzel. Çok önemlidir. Hep. Çok, çok özeldir. İlkokul öğretmenim. Ben ismini hatırlıyorum mesela. Şencan ben Yıldırım. De. Benim de Yaşar Zülfü Kırca. Zülfü Madenci. Hocam eğer hayattaysanız, yaşıyorsanız ellerinizden öperim. Ne güzel. Ayşe Yüksel Gökçe canım nasıl öğretmenim. Sizi yani çok seviyorum. Hayat boyunca hatırlamıyorsun. Yok ben ilkokul öğretmenim ya. Benim de hafızama kazanmıştı. Çünkü ben çok ilk çocuğum ya hayatımda okul görmemişim hiç. İlk defa ve anneme de aşırı tutku şeklinde bağlıyım, ayrılmak istemiyorum. Annem beni okula götürdü, ilkokul 1, 6 yaşındayım. Oturttular beni, annem çıkmaya çalışıyor dışarı sınıftan. Ne mümkün? Kıyamet. Ben. Sonra canım Zülfü Madenci öğretmenim çok böyle sabırlı ve anlayışlı bir hanımdı. Aldı beni kucağına bir hafta boyunca.
çizik. Yan çizik. Ya, o yüzden emeği çoktur üstümde ve çok da severdi beni. Ben de onu seviyorum. Öpüyorum. Sevgiler şimdi, ve saygılar. Benim de öğretmenim Ayşe Yüksel Gökçe. İknur diye de bir kızı vardı. Hocam hayattaysanız ben size çok ulaşmak istedim yıllar içerisinde ama size hiç ulaşamadım. 6 yaşındayım, ilk sınıfa gittim. Bütün öğrenciler gayet normal çocuk olarak oturuyorlar. Ben en arkada oturmayı tercih ederdim ve sürekli vır 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 yanındakiyle konuşuyorum. Sürekli öğretmenim derdi ki Saraçoğlu sus. Saraçoğlu sus. Ben sürekli böyle yapıyorum. Bir dakika diyorum, yanındakiyle konuşuyorum. Lafım bitti, bakıyor bana, ne yapmaya çalışıyorsun diye. Öğretmenim sizin lafınız bitmeden susuyor musunuz? Ben de lafım bitmeden susmuyorum işte falan diye. Çok uğraştı benimle ve çok emeği var. Sizi çok seviyorum, hiç unutmadım. Ya çok insan çok görmek istiyorum. İnsan 7'sinde neyse 70'inde oymuş demek evet, ki. Evet, aynen öyle. Saraçoğlu sus. Evet, Volkan abi. Ben de Yaşar Kırca, ilkokul öğretmenim. Nurlar doyusunlar diyeyim. Ben iki öğretmenimi hiç unutmamışımdır. Bir tanesi ortaokulda. Münevver Güneysu, Türkçe hocam. Bir tanesi müzik hocam, Selahattin Yücesoy. Işıl Yücesoy'un da babasıdır. Kendisi. Tabii tesadüf. Çok havalıymışsın. O da Nurlar'da olsun. Sevgili Işıl Yücesoy, çok sevgiler. Saygılar. Diyorum buradan. Bir de tarih hocam, şeyde, lisede, Selçuk Kısakirek. Ama tabii hiç irtibatımız onunla kalmadı. Onu çok sevmişimdir. Evet. Çünkü anne babam öğretmen olduğu için benim ilkokulda hep onlarla birlikteydim diyorum. Hemen kıyafetine geliyorum. Söyledim söyleyeceğimi. Bir elindeki bir de çantan. Bu takıntıyım. Yani bunu sen nasıl yaparsın o rengi almak? Biliyorum. Biliyorsun. Biliyorum. Farkındasın değil mi? Çok aradım zaten. Güzel kızım. Birkaç mağazada. Ay hiç almasaydın kardeşim. Almayacaktım yukarıda da son anda. Ay Özden'in üstünden alsaydın. Kankanın üstünden çek onu giyivereydin. Gülşah'ım. Evet, alakasızsın. Elbisen sana yakışmış. Botlarını birazcık daha drapeli kullanmalıydın ki tam bot şeklinde olsun ama o zaman da tenin gözükürdü. Ben bir tek botlarını beğendim. Elbiseni sana yakıştırdım ama deri şıklığında değilsin. Üstündeki çok saçma sapan. Saçın, makyajın güzel. Böyle saçlar yaptığın zaman yüzün daha küçük duruyor. Çanta kesinlikle olmaz. Elbise de keşke bir beden büyük olsaydı. Teşekkür ederim Gülşah'ım. Nasıl geldi bakım saçına? Parlıyor mu şu anda? Yani parlıyordu evet, çünkü ben çıktığımda. Parlaklık verici bakım yaptım. Ne koy var onun bakımında? Bal, badem yağı, Hindistan cevizi yağı, limon, zeytinyağı, limon. Zeytinyağı limon. Ve limon. Limon. Çok güzel. Halden saçlarım bal kokuyor şu an. Ben de bugün ya, sana reçeteleri vereyim ben. Ver, ben bugün çünkü ben de yaptırdım bakın mesela. Keratin ve şey, bak, ışıl kolajen ışıl. Bakımı yaptırdım. Ondan sonra birbene yaptım, yıpranmış saçlar için yumuşacık. Aleyna'ya dökülme karşıtı çok bir şey yaptım, yine yumuşacık. Ay çok iyi ya. Yani, daha yıkarken bile yumuşacık. Sana da. Sen bunu peki yazdır bari madde halinde. Anlattım mi? Tek tek zaten. Tamam, bütün not alalım. Bir günde gerekiyor. Bana Kemal'e. Tamam hayatım. Lütfen, çok önemli. Sana ben yapayım bakımı. Allah korusun canım. Sen otur, sen otur. Bakım yapabilirim Kemal, kesmedi ki. Ben hazırlarım, sen sürersin. Yok. Ay ben süreyim, olur. Sen konuşmana devam, bir tane. Allah aşkına Seray bir şeye dokunmasın. Pişmaniyeye çevirir Uğurkan abi saçlarını. Ben yapıyorum. Einstein gibi olurum zaten müsait. Tabii. Yani kötü Uğurkan bir şey abinin demedim. Uğurkan abinin krepesiyle meşhur. Yönetmenim bakımı yapacağız, bakımlı çıkacak yalnız. Şaşırma, yumurtalar falan varsa kafasında, tamam mı? Vallahi tabii. Birbirine sürdüm yumurtalı değil mi? Yumuşacık. Hakikaten yumurtalı güzel görünüyorsa. Ama gerçekten işe yarayan bir formüllerim var. Onları izleyicilerimize anlatıyorum. Yani herkesin bütçesi o ekstra pahalı bakım ürünlerini almaya yetmez. Bu %100 işe yarıyor, geri dönüşlerini de alıyoruz çünkü. Bu hani herkes evinde çat 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 3 dakikada hazırlayacağı malzemelerle yapıyorum ben. Rukiye'm bak, dinle bu programı. Kemal evet, bugünün diyorsun. Bugünün kulis bölümünde evet, bakım dinle, yaptım. Çok önemli. Bitti benim Gülşah'a devraldım değil mi? Gülşah benim de bitti Kemal'de. Ben de yapıyordum. Kemal'de. Ha pardon. Bu arkadaşlık mevzusuna hiç girmeyeceğim. Çok benim için... Can sıkıcı çünkü. Neden o elindeki camel rengi şeyi seçtin? Normalde siyah ya da gri bakıyordum. Ya
Kadıköy'deki o bildiğimiz sokaktaki bütün mağazalar hemen hemen böyle yürürken zaten 10-15 dakikam kaldı. Bakındım ve bir tane üstüm olması lazım. Sonra küçük diyorsunuz. Deri şıklığı dedik. Tabii parantez açtım suni diye. Gerçekleriye karşıyız veya kürke. Deri şıklığında triko bir elbiseyle geliyorsun. Zaten buraya geldiğiniz her günkü kombinlerinizde ayakkabılarınız, çantalarınız deri değil mi? Hemen hemen evet. Hemen hemen evet değil, hepsi deri. Arada belki böyle hani bir saten maten bir şey oluyordur. Ama %99 deri değil mi? Sunni de olsa. Her günden farkın ne bugün? Yani Kemal Bey, ben hiç kıyafet olarak düşünmedim sunni deri değildiğinde. Hani direkt çanta ayakkabıya odaklandım. Çünkü çok vakit kaybederdi. Çanta ayakkabı derdik öyle olsaydı Rümeysa. Bu yanlış anlamalarınız sizi finalden uzaklaştırıyor, büyük finalden. Ki sen şimdilik yüksektesin. Dikkat et. Teşekkür ederim. Toplarım. Hali puanlamaya geçiyoruz. Evet. Evet. Rümeysa, üzerinde konsepti parlatacak bir parça göremedim. Yani her zaman giydiğiniz şeyler, o yüzden 2 alıyorsun. Normalde başka bir gün gelseydin bu kombiyle daha iyi puan alırdın ama istediğimiz şey tam bu değil. 3. Teşekkürler. 2. 2. Teşekkür ederim. Özde, gel bakayım kızım.